Abik Ovası, Asi Nehri ne oldu? Sürdürülemez oldu yapılan şeyler. O zaman bu doğayla birlikte bir daha nasıl bir ilişki kurmalıyız ki yürüsün, dönsün bu ekonomiyi düşünmek anlamında bir başlık düşünmek lazım. Sivil toplum bu afetle birlikte kendini çok belirgin olarak ortaya koydu zaten. İzmir çok kırılgan bir bölge. İzmir sadece deprem için değil, aynı iklim temelli afetler için de çok kırılgan. İşte geçtiğimiz hafta sonu gördük. İzmir'in en zengin, en pahalı bölgeleri Kanoy'da birbirlerini kurtarmaya çalışan insanlarla doluydu. Bostanlı'da, Alsancak'ta. Geleceğe nasıl taşıyacağız sorusu bizim ana sorumuz. Yani bir şeyin planı demek, 20 yıl sonra ne olacağını hayal etmek demek ve onu hayata geçirmek demek. Dolayısıyla geleceğe yönelik düşünmeniz gerekiyor ve bu yıkımın olduğu anda da, öncesinde de, sonrasında da zihinsel pratiğimizde geleceği anlamak ve ona göre hareket etmek geliyor. Bir planlamaya ihtiyacımız yok. Çünkü bunu bugün yapmazsak 50 yıl bizimle yaşayacak distopi için müdahale etme şansımız kalmıyor. Şimdi bunu başarmak için demek ki bizim planlama yöntemlerimizde de biraz değişikliğe gerek var. Deprem yıkıcı aynı zamanda kurucu olmak durumunda. Şimdi bu kuruculuk üzerine ben daha fazla kafa yormaya başladım. Çünkü geleceği kuracaksak buradan çıkacak dersler üzerinden bizim yeni bir şey inşa etmemiz gerekiyor. Ve bu inşa etmenin temelinde en ortak payda, hepimizin ortak paydası ne olabilir? Bunu biz kritik altyapılar olarak tarif ettik. Nedir kritik altyapılar? Yaşamsal olarak bir kentin sektörlerini, servislerini önemli derecede etkileyen altyapılar.